Hayır demek için buradayım. Kanal İstanbul'a hayır. Helal olsun. Eğer ellerinde paraları varsa fakir fıkaraya vermişler. Birkaç tane fabrika kursunlar. Ne bu? Bakın millet sefalet için. Yaptırmayacağız. Halk gerekirse sokağa inecek. Ben tek başıma da olsa ineceğim. Bu kadar net. Zaten halk sokakta. Tüm düzenimi bozup ücra yerlere yerleşmeye çalışıyorum. Neden? Amerika'ya gittik diye, oradan icazet aldık diye bu kanal yapılmayacak. Net. Bu kadar yani. Gelecek nesiller için, çocuklarımız için sonuna kadar buradayız. Benim dizimde tümör var. 4 tane cihaz kullanıyorum, arkadaşlarım biliyor. Hava, kanda oksijen 40'a iniyor. Müsaade etmeyeceğiz. Ben yaptım, oldu dedirtmeyeceğiz. Ben WhatsApp üzerinden takip etsinler. Şehirler arası gruplar kuruyorum, organize ediyorum. Bu kadar net. Bu millet olduğu sürece Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye devam ettiğim sürece o kanalı yaptırmayacağız. Bu Kanal İstanbul'u istemiyoruz kardeşim. Türkiye'ye okul, hastane, fabrika lazım kardeşim. Kanalla bizim işimiz yok. Bu ne getirecek bana? Kanal bana ne getirecek? Onun içeriklerini bana anlatsın. Anlatsın bana içeriklerini ya. Benim boğazlarım var. Boğazlardan geçiyor gemiler. Şimdiye kadar geçti. Niye yapıyor? Sırf Tayyip desinler için tarihte Tayyip kanal yaptı diye sonrasında değil mi? Bu kadar. Kanal düşünene kadar gençlere iş sahası açılsın, iş alanları açılsın. Kanal bizim için bu, kime ne getirecek bu kanal? Kime ne getiriyor? Onu bilmek zorundayız. Onu bize açıklasınlar. Bize vur, oldu bittiye getirmesinler. Bizi oldu bittiyle kanal, kanaldan oyalıyorlar. Hayır, asgari ücreti kapatıyorlar. Asgari ücret ne kadar oldu? 2300 ne yapsın bu millet? Kira zaten 1500. Ne yiyecek? Faturasını neyle ödeyecek? Geleceğim için birey olarak kendime olan sorumluluğum için kar da yağsa olacağım. Bugün yetişemezsem 3 kişi çalışıyor içeride. Pazartesi günü ezanla birlikte gelip kuyruğa gireceğim. İnsan kendime bir borcum var. Hayata karşı bir duruşum var. Onu sonuna kadar yapmam gerektiğini düşünüyorum. Cehalet bu teknolojiyle, bu bilgiyle orta çağ dönemi diye düşünüyorum. Çünkü akıl durduğu yerde insan sadece inat edebilir. Ve bir de galiba büyük bir rant var orada, uluslararası bir rant. Pis kokuyor yani. Yanlışlara hayır demek için buradayız. Buradayız. Vatanı savunmak için buradayız. Sadece askerlikle savunulmuyor, sadece vergi vermekle savunulmuyor. Bence bu Kanal İstanbul projesine en çok gençlerin ses çıkarması gerekiyor. Çünkü bu gelecek gençlerin. Atatürk ne diyor? Geleceği ben gençlere emanet ettim. O yüzden en çok da gençlerin sesini çıkarması lazım. Çünkü eğer bu geleceği kaybedersek biz İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz. Yani bu Türkiye bizim hepimizin, en çok da gençlerin. O yüzden yani ne olur gençler de buraya gelsin ve sesini çıkarsın. Yani itiraz etsin. En azından hani vicdan için, bu Türkiye için, insanlar için, geleceğimiz için çok önemli.